Şimdi demin bu işte örnekler olarak gösterirken işte militan tartışmasına neden olan bir takım örnekleri gösterirken Şaban Bey Tekirdağ AK Partili Başkanı Mestan Özcan'dan da bahsetti, değil mi? Evet. Karne dağıttı diye. Karne dağıttı diye. Yani yeni bir il fotoğrafı başkanı, değil mi? Gösterdiğinizi demiyor. Gerekçesi de şuydu. Evet. Neden il başkanı karne dağıtır diye. Mescan Özcan, Tekirdağ AK Parti il başkanı telefon attığımızda söz hakkını kullanmak istiyor. İyi akşamlar, hoş geldiniz CNN Türkiye Gece Görüşü'ne. Buyurun, söz sizde. Hande Hanım, hayırlı akşamlar diliyorum. Öncelikle size ve tüm yayın konuklarına Tekirdağ'dan selamlar, hayırlı akşamlar. Tabii 3-4 günden beri üzülerek izliyorum bazı şeyleri ve yaşadığım şeyleri de aslında çok da çirkin buluyorum. Yani muhalefetin bu yaptıklarını çirkin buluyorum. Çirkin şeyler bunlar. Şöyle, aileden izin alarak ve bir dijital karneyi basmak aslında herkesin yapabileceği bir şey. Bunu oradaki herkes isterse yapabilir. E-okul modülünden okul öğrencinin numarasını, okul numarasını girip, TC'sini girip basabiliyorsunuz aslında. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili değil mevzu. İl ya da ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile alakalı da değil. Biz 3 tane yetimimizi sevindirmek adına bu iyilik hareketini yapalım istedik. İyi niyetle, yürekten yapalım istedik. Çocukları sevindirmeyi bir devlet işi olarak açıklamak da nasıl bir zihniyetti, ben bunu da çözmüş değilim. Aslında onların zihniyetleri belli. Ben onları görüyorum, anlıyorum. Yetimi sevindirmek aslında bana saldırmak yerine belki de önce teröre ve de bu ülkeyi itibarsızlaştırmaya çalışanlarla uğraşmaları çok daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Yetimlere sahip çıktığımız bu olayı farklı yerlere götürüp de yani kamuoyunu böyle 3 günden beri oyalamaları da bizi üzmüştür. Ben doğru yaptığımı düşünüyorum. Yetimleri sevindirmek açıktan ve gizliden yapılan bir hayır olarak addediyorum bunu. Peki size soru var, müsaade ederseniz. Sayın Başkan, kuru kuru mu dağıttınız karneleri? Bir hediye de götürdünüz mü yetimlere? Hediyelerini de götürdüm, evet. Onlar sadece karne gözüküyor da fotoğrafta. Ben de bir şey merak ediyorum. Ben 3 tane yetime annelerinden, velilerinden izin alarak onları mutlu etmek adına hediyeleriyle beraber Sayın Başkan, götürdüm, evet. O yetimleri, o çocukları nasıl tespit ettiniz ve karnelerini nasıl elde ettiniz? Şöyle, aslında yetimlerden bir tanesinin annesi, Alev Hanım bizi aramıştı. Kızı bizim daha evvel de tanıdığımız, bildiğimiz birisi. Sahip çıktığımız evlatlarımızdan bir tanesi aslında. Böyle bir daveti aslında onlar yaptılar salı günü. Daha sonra nasıl yapalım derken sosyal politikalar birim başkanımız vasıtasıyla programı organize ederek yanlarına gittik ve inanın başlarını okşadık, dinledik, sohbet ettik, çok da hayır dualarını aldık. Karnelerini nasıl, o çocukların karnelerini nasıl karnelerine nasıl ulaştınız? Velisi, annesi sayesinde. Yani TC ve okul numarasını verdi, onu istediğiniz gibi basabilir. Okul modülünden basılabiliyor. Peki Sayın Başkan, Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi müdürünün katkısı nedir bu olayda? Onun hiçbir katkısı yok. Onun haberi bile yok. Yani hocamız belki bu olaylar olduğunda bu işi öğrenmiştir diye düşünüyorum. Yani şaşıp kalmıştır adam. Ya Sayın Başkan, keşke bu hayrı sosyal medyaya fotoğrafı çektirmeyip yapsaydınız, daha hayırlı olacaktı ya. Aslında bizim niyetimiz sosyal medyada paylaşmak değildi bunu. Hatta kızlarımız zarar görecek endişesi duyduk bir anda böyle şeyler olunca. Sildim de ben onları. Ama şunu söyleyeyim, yani kızımız istedi diye yapıyor. Biliyorsunuz gençler şimdi Instagram'dan ayrılmıyorlar. Ben arkadaşlarıma, başkanım gelmiş bunun fotoğrafını sizin sayfanızdan paylaşın göstereyim deyince biz annesi de izin verince paylaşalım dedi. İyi bir gelin olmuş. 3-4 günden beri Sayın Başkan, ben de bir şey sormak istiyorum. Peki Şaban Bey, son bir şey sorsun, Hakan Bey, size geçelim. Ben Sayın Başkan'a son bir şey sormak istiyorum. Sayın Başkan, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü'nün yapması gereken, hani işte yetim çocuklar sevindirmek istedik falan diyorsunuz ya. Normal, evet. O zaman bunu hani bir karne dağıtımı, dolayısıyla okullarda öğrenciler de onlardan sorumlu olan bir devletin bir milli eğitim müdürü var. Onun yapması gereken bir faaliyet. Neden siz yani AK Parti il başkanı olarak, bir siyasetçi olarak
devletin memurunun yapması gereken bir işi üstlendiniz. Şimdi açıkçası şöyle söyleyeyim. Aslında orada AK Parti'den ziyade bir abi olarak gitmek istedik. Çünkü tanıyoruz yetimlerimizi. Biz destek oluyoruz onlara. Annesi telefon açtığında onu kırmak istemedik. Biraz da sevindirelim, mutlu edelim diye gittik. Aslında buraya gelebileceğini de hiç düşünmedim. Yetimi sevindirmek, karne vermek, hediye vermek neden bu kadar gündem oldu onu da anlamış peki, değilim. Peki Sayın Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi... Babası boyuttan ölmüş bir kardeşimizin. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı'nın da, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı'nın da Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü ile sizin gibi böyle diyaloğu var mı? Yani karne... Bilmem, hiç bilemem. Yok, bilmiyorum. Sorun notası. Peki. Hakan Bey, sorunuz var mı? Bitiriyor muyum? Evet, ben sade bir soru soracağım. Buyurun. Sadece yetimlere mi götürdünüz Sayın Başkan? 3 tane yetime götürdüm, evet. Peki. Eyvallah, hayırlı bir iş yapmışsınız. Keşke bütün Allah partiler, razı. İl başkanları Allah böyle bir şey yapsa. Bence bunda bir sorun yok. Peki. Çok teşekkür ederim. Mezun Özcan, teşekkür ediyoruz katkı verdiğiniz saygılar için. Duyuyorum. İyi akşamlar, teşekkür ederiz. Çok güzel.